Cengiz Kurtoğlu, o doğduğunda takvimler 5 Mayıs 1959'u gösteriyordu. Artvin'in Arhavi ilçesinde dünyaya geldi. Acılarla dolu bir çocukluk geçirdi. Daha 4 yaşındayken annesi evi terk etti ve babası başka bir kadınla evlendi. Çilesi tam da o günden sonra başladı. Yaşadığı acıları Uçan Kuş TV'de yayınlanan Lerzan'la Çok Mutlu programında "Çocuk yaşta üvey annemden şiddet gördüm. Kış ayında buz gibi suyla beni yıkardı. Ardından da döverdi" sözleriyle anlatmıştı. Aile yaşantısıyla ilgili Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e verdiği röportajdaysa şunları söylemişti. "Parçalanmış bir ailenin evladıyım. Biz 4 kardeşiz. Annemin evden gidişini hala hatırlıyorum. Annem evi terk ettiğinde ben 4 yaşındaydım. Üvey anne elinde büyüdük. 19 yaşıma kadar çekyata sırtımı yaslamam yasaktı. İki büklüm otururdum. Sebepsizce yasaktı. Kardeşlerimle birlikte üvey annemden resmen işkence görüyorduk. Yemekleri bizden saklardı. Çocukluğumu asla yaşayamadım, sevgi görmedim. Babam ekmek parasının peşinde gece gündüz çalışıyordu. 50 yaşında kalp krizinden vefat etti. Öldüğünde ben askerdeydim, cenazesine bile yetişemedim. Çocukluğum aklıma geldikçe bazen kendi kendime ağlıyorum." Her şeye rağmen hayattan umudunu kesmedi ve öz annesinden hiçbir zaman nefret etmedi. Öyle ki annesi yıllar sonra oğlu Cengiz'in yanında vefat etti. Cengiz, "Anneme her şey helal olsun, beni doğurdu ya, o bana yeter" diyerek dile getirdi duygularını. Kurtoğlu ilk, orta ve lise eğitimini Arhavi'de tamamladı. Müziğe küçük yaştan itibaren ilgisi vardı. Lise yıllarında Ağrı Dağı efsanesinden esinlenerek Ciha Dağı efsanesi adında bir müzik grubu kurdu arkadaşlarıyla birlikte. Düğünlerde Cem Karaca, Barış Manço gibi sanatçıların şarkılarını seslendiriyorlardı. Bu arada bir dönem Artvin'de bulunan bir çay fabrikasında işçi olarak ve özel bir bankada güvenlik görevlisi olarak da çalıştı. Müzikle sadece işten kalan zamanlarda ilgilenebiliyordu. Yaşı büyürken dinlediği müzikler de değişmeye başladı. Cem Karaca'nın, Barış Manço'nun yerini Ferdi Özbeğen aldı. Yaptığı müziğin türü de değişiyordu haliyle. Askerliğini Ankara'da ordu evinde davul ve klavye çalarak tamamladı. Vatani görevini bitirdikten sonra sesini daha geniş kitlelere duyurabilmek için İstanbul'a geldi. İlk adresi Tarabya oldu. Başta biraz gözü korkmuştu. Çok sosyete insanların olduğu ışıl ışıl bir dünyaydı orası. Hatta ilk başta korkup Artvin'e geri döndü. Ama 6-7 ay dayanabildi. Geri İstanbul'a geldi. Bir yanı burada var olamayacağını düşünse de tüm cesaretini toplayıp bir kasete klavye ile Ferdi Özbeğen ve Ümit Besen şarkıları doldurdu. Mecidiyeköy'de bir akrabasının kaset dükkanında sürekli onun kaseti çalıyordu. Tabii dükkana gelenler "bu kim?" diye sormaya başladı. Bu hayatının değişmesini sağlayan ilk adımdı. O kaseti almak isteyenler oldu ve kaset çoğala çoğala Şahin Özer'e kadar ulaştı. Artık yolu tamamen açılmıştı. İlk albümü olan Sen Sözden Anlamazsın'ı çıkartarak yüz binlerin ve daha sonra milyonların sevgilisi oldu. 80'li ve 90'lı yıllarda Unutulan, Yıllarım, Bizim Şarkımız, Dostlar Tavernası, Aşkımız İçin, Gözlerin, Sensiz Kutladım, Seven Benim, Seviyorum, Unutulmayanlar, Gözü Yaşlı Yaşanmıyor gibi albümlerle müzik sektöründe fırtınalar estirdi. 2000'li yıllarda da çalışmalarını sürdürdü ve "Hiç Aklıma Gelmemişti", "Sözlerim Sevenlere", "Yalancı Bahar", "Yorgun Yıllarım", "Sensiz Olmuyor", "Ayrılık Saati", "Canın Sağ Olsun", "Sessizce" ve "Saklı Düşler" adlı albümlerle sevenlerine seslendi. 80'li ve 90'lı yıllarda sevilen şarkıcılar beyaz perdede de boy gösteriyordu. Kurtoğlu da bu akıma uyup "Gelmeyin Üstüme", "Aşığım Aşık", "Yıllarım Cengiz", "Şanssızım", "Sönen Ocak" ve "Hain Geceler" gibi filmlerde oynadı. Özel hayatına değinecek olursak 1979 senesinde Fatma Hanım'la nikah masasına oturdu. Bu evlilikten Aylin, Aydın ve Orçun adında 3
çocuğu oldu. Evliliğiyle ilgili Sabah'tan Ömer Karahan'a verdiği röportajda şunları söylemişti ünlü şarkıcı. "Fatma'yı Allah başımızdan eksik etmesin, benim en büyük şansım. Tarabya yıllarında beni bekar zannederlerdi. Genç kızlar resimlerle, notlarla arkadaşlıklar teklif ederlerdi. Ama evimizin adresini bildik. Şükürler ederim eve girdiğim zaman. Fatmam evimizin reisidir ve bugünlere gelmemde, aile bağlarımızın bu güçlü zeminlere oturmasında onun çok emeği ve etkisi vardır." Cengiz Kurtoğlu'nun iki oğlu da babasının izinden gidip müzikle ilgilendiler ve albüm çalışmaları oldu. Ancak Cengiz Kurtoğlu oğullarına hiçbir zaman torpil yapmadı. Aslında onları bu sektörden uzak tutmuştu yıllarca. Babalarını dinlemeye yalnızca doğum günlerinde gidebilirlerdi. Onun dışında Tarabya'nın yolunu bile bilmezlerdi. Söylediğine göre Kurtoğlu biraz otoriter bir babaydı ama sevgi dolu bir kalbi vardı. Bu arada Cengiz Baba 7 torun sahibi oldu ve artık dedeliğin tadını çıkarıyor. Usta sanatçı bir dönem siyasete de atıldı. İstanbul 2. bölgeden AK Parti'den adaylığını koymuştu. Ama İbrahim Tatlıses'in vurulmasıyla siyaseti geri planda bıraktı. Çok üzülmüştü çünkü. İktidardan yana olmasıyla ilgili Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e verdiği röportajda şunları söylemişti. "Ankara'da olmasam bile hepimiz gündemin içindeyiz. Bazen çok ağır tepkiler geliyor ama çok umursamıyorum. Siz doğru yolda olduktan sonra kim ne derse desin. Ben 45 yıl boyunca CHP'ye oy verdim ama fikirler değişebilir. Ülkeyi kim iyi yönetiyorsa yönümü ona çeviririm. Sanatçının görüşü, inancı olamaz mı? Burada da, kahvede de, berberde de siyaset konuşuluyor. Partilerden bağımsız olarak bütünlüğümüzü, kardeşliğimizi ulusal anlamda korumaktan yanayım. Herkes bizim kardeşimiz." Usta sanatçının katıldığı bir doğum gününde bir şahsa bıçak saldırdığı iddia edilmişti. Kurtoğlu olayla ilgili şunları söylemişti. "Üzücü değil ama saçma bir olaydı. Gittiğimiz bir doğum gününde tanımadığımız şahsiyetler Orhan Gencebay, Ümit Besen ve İbrahim Tatlıses gibi değerlerimizi yok sayarak yine Türkiye'nin ve dünyanın en değerli müzisyenlerinden rahmetli Ciguli hakkında dünyanın en büyük sanatçısıdır diyerek toplumun diğer büyük değerlerini ezmeye başlayınca biz de karşılık verdik. Ama burada fiziksel bir olay yoktu. Sadece kelimelerle ifade edilen ufak tefek ikazlardı. Ve şu anda bu olay yargıya taşındı. Başka da bir şey yok. Ayrıca Allah korusun bizim bıçakla işimiz olmaz. Fadime anca ekmek kesmek için kullanır evde. Bizim başımıza kötü bir şey gelirse çekeriz 14'lüğümüzü, namussa karşılığını veririz." "Liselim, gelin olmuş gidiyorsun, bizim şarkımız, resmini öptüm de yattım" gibi birçok eserle müziğin efsanelerinden olan Cengiz Kurtoğlu, geçtiğimiz yıllarda verdiği kilolar sonrası büyük değişim yaşadı. Kilo vermenin hayatına hareketlilik ve değişiklik getirdiğini belirten Kurtoğlu, 7 ayda 41 kilo verdiğini söyledi. Kiloluyken şeker, tansiyon ve kolesterol gibi birçok hastalığın baş gösterdiğini belirten Kurtoğlu, "Ameliyat olmadan önce çok bilgi edindim. Sağlıklıyım ve mutluyum artık. 130 kilodan 89 kiloya düştüm. Eski elbiselerim de kime olursa onlar nasipleniyor. Eskileri daraltmak oldukça maliyetli olunca yeni kıyafetler aldım. 35 yıl o kiloları taşımışım. Hastaneye giderken herkesin aklına geldiği gibi benim de geldi. Acaba çıkabilecek miyim diye düşündüm. Ama risk yoktu, başarılı geçti" dedi. Biz de Cengiz Kurtoğlu'nun daha nice yeni şarkısını dinlemeyi umuyoruz.